sonraki maçımıza geçiyoruz. 88 kilogramda Serdar Yiğiteroğlu'nu izleyeceğiz. Deniz Kvasnitski'ye karşı. Ladies and gentlemen, our next contest will be fought at under 88 kilograms. This is Moldova facing Turkey. Please welcome our first fighter making his way to the blue corner from Moldova, Deniz Kvasnitski. Moldovalı sporcu Deniz Kvasnitski geliyor. 88 kilogramda keyifli bir karşılaşma izleyeceğiz. İki maçta bir galibiyet, bir mağlubiyetle buraya geldi kendisi. Sert bir rakibi var bugün. Please welcome our second fighter making his way to the red corner, representing Turkey. He is the killer. He is Serdar Yiğiteroğlu. Ve Serdar Yiğit Eroğlu geliyor. Değerli izleyenler, FFC 5'te Alexander Golovachev'e karşı kendisini izlemiştik ve çok üstün bir performans göstermişti. Serdar Yiğit Eroğlu bir net galibiyet daha arıyor olacak tabii ki bu sefer. İşte tarihte postları bu şekilde verdiler. Birazdan da pozlarını paylaşacaklar. Serdar Yiğiteroğlu bakalım neler yapacak. Grand Fortram'ına gidiyoruz. Introducing these two FFC warriors once again. Fighting out of the blue corner. This fighter is 21 years of age and stands 184 centimeters tall. He has a record of one win with one loss. He represents the B1 Fight Club from Moldova. He is Deniz Kvasnitski! And fighting out of the red corner, this fighter is 26 years of age. He stands 186 centimeters tall. He has a record of 18 wins with just one loss. 8 wins coming by way of knockout. He represents Mike's Gym and FFC. He is the killer. He is Serdar Yiğiteroğlu. Your referee in charge of the action is Paul Nichols. Gentlemen. You understand the rules that you're fighting to? Protect yourself at all times, obey my commands at all times. Do you have any questions? Touch gloves if you like. Push back. Karşılaşmamızın hakemi Paul Nichols sporculara talimatlarını iletti. Değerli izleyenler. You ready? 88 kilogramda ready? Mücadelemiz başlıyor. Deniz Kvasnitski ve Serdar Yiğiteroğlu karşı karşıya. 19 maçta 18 galibiyet, yalnızca bir mağlubiyeti var Serdar Yiğiteroğlu'nun. 18 galibiyetin 8'ini de nakavtla aldı. 1.86 boyunda. Karşısında 1.84'lük Deniz Kvasnitski var. Sert bir müsabaka olacak. Serdar Yiğiteroğlu hem kickboxta hem muaytayı profesyonel arenalarda bolca izlediğimiz ve izlemeyi de gayet sevdiğimiz bir isim. Burhan Çelik'in sporcusu. Break bakalım burada Kvasnitski'ye karşı neler yapacak. 5 yaş daha genç Moldovalı sporcu Serdar Yiğiteroğlu'ndan bir galibiyeti, bir mağlubiyeti var. Henüz daha kariyerinin başlarında ama zorlu bir rakip gerçekten onun için. Serdar Yiğiteroğlu bakalım neler yapacak. İyi bir kombinasyonla geldi. Şimdi dizlerini iyi kullanmasını bekleyebiliriz kendisinin tabii ki doğal olarak. Ama önceki maçta da gördük. Tabir kurallarında bu dizleri tutmadan atmak gerekiyor. Break! No holding. Fight! Evet, tutarak break. Diz atma işini right. Burada yapan Kvasnitski oldu. Paul Nichols hemen süreyi durdurdu. Tutmaması gerektiği konusunda uyarıyor iki sporcuyu da. Time in, fight! Karşılaşmamız kaldığı yerden devam ediyor. Middle kick, tekmeyi yakaladı, tuttu burada Serdar Yiğiteroğlu yine.
Muay Thai kökenli sporcuların biraz daha alışık olduğu bir durum bu ama kafir kurallarının çok yeri olmadığını söylememiz gerekiyor. Break! Fight! Şimdi kim? Paul Nichols. Daha çok elit seviyelerde, Glory'de çok önemli maçlar yönetmiş bir isim. Break! Fight! Da konuya gayet hakim olacaktır. 1 dakika 10 saniye var ilk round'un sona ermesine. Serdar şu anda distans ayarlamak konusunda biraz problem yaşıyor rakibine karşı. Diz geldi. Time. Stop. Paul Nichols durduruyor süreyi. Public warning. Every time you go in you hold. Do you understand? Çok net ve çok sert uyarıları var kendisinin. Okay. Çekmemen gerekiyor diyor. Time in. Fight. Zaman yeniden başladı. Mücadelemiz de yeniden başladı. Çok sert tekme geldi Serdar Yeteroğlu'ndan. İyi kullanan bir sporcudur. Sol köşe kaçırdı ve kontra tehlikeli geldi Krasnitski'den. Low kick karşılıklı. Serdar Yeteroğlu'nun sağ kaburgası civarında ciddi bir kızarıklık var. Count'a aldı darbelerin sonrasında. Tekme rakibin dirseğinde kaldı. Bir daha geliyor Serdar Yeteroğlu. Krasnitski soğukkanlı bir şekilde geriye doğru adımladı. Tekmeden kaçmayı başardı. Round'un son bölümleri artık. Serdar Yeteroğlu son bölümde maçtaki en net darbelerden birini vurmayı başardı şu ana kadarki bölümde. Sol kroşe yine çıkarken gayet iyi. Middle kick geldi ve ilk round sona erdi. Şimdi sporcular biraz daha tanıdılar birbirlerini. Kalan bölümlerde neler yapacaklarını göreceğiz. Yandan görüntülerde ekranlarımıza yansıyor. Bir yandan köşeler tabii ki. Cevat Ali Beyoğulları ile birlikte Burhan Çelik ve Mike Pasenye de Serdar Yeteroğlu'nun yanındalar. Öte yandan Deniz Kvasnitski'nin köşesinde Adrian Siobhanu var. Serdar Yeteroğlu'nun biraz daha alışık olduğumuzdan daha tutuk başladığını söylemek mümkün ama tabii tanımadığı bir rakip onu tanıması gerekiyordu. İlk round da bunun için var zaten aslına bakarsanız. Şimdi 2 ve 3. roundlar daha belirleyici olacak. İçliğin temizlenmesi gerekiyor. İçlik temizlendi, takıldı. Ve 2. round başladı. Kaçtı. Low kick sol kroşe kaçtı. 88 kilogramda bisiklet yüksek. Her darbenin beraberinde nakav getirme ihtimali var. Bir net darbeye bakar. Bu karşılaşmanın bir anda sona ermesi. Krasnitski iki solla geldi. Dış low kick isabeti var. Serdar Yeteroğlu'ndan. Biz geldi. Tutarak geldi ama. Devam diyor Paul Nichols. Krasnitski biraz daha oyun kurma çabasında şu anda. Serdar'ın ve köşesinin bu açıkları görmesi gerekiyor ki çok tecrübeli bir köşe olduğundan bahsettik. Ya Mike Pasenye, Lukasaki'nin, Madrar'ın. Yani Hollanda'dan aslında yolu geçmiş kimi ararsanız, ki hangi kickboksör ararsanız onun antrenörü. Serdar Yeteroğlu dönerek gelmek istedi ama istediğini çıkartamadı buradan. Yeteroğlu dizi denedi. Oyun biraz daha kilitleniyor bu tarz pozisyonlarda. Paul Nichols pozisyonları yakın şimdi. Buna doğru bir sabit buldu. Serdar Yeteroğlu yumrukları konuşturmaya başlayacak. Sol kick'i denedi. Biraz yavaş geldi. Serdar tam istediği güçle atamadı bu tekmeyi. Sağ kroşe. Break! Stop the holding. Quick.
kalan, onda kalan. Tekmeler geliyor Serdar Yeteroğlu'ndan. Serdar Yeteroğlu'ndan. İkinci solu özellikle tam isabet Şere'ye. Time. Neutral. Get over there. Beyaz köşeye gönderdi Serdar Yeteroğlu'nu Paul Nichols. Come. Gel diyor Kvasnitski'ye. One point. Holding. Ve evet, one bir puanlık ceza. Holding. Tuttuğu one için. One point. Holding. Round here. Time. Fight. Karşılaşma yeniden başladı. Kaçtı, dönmek devamlı getirmek istedi. Serdar açık verdi. Aparkatı aradı Kvasnitski, bulamadı. Diyor Serdar Yeteroğlu. Güzel bir müsabeti Kvasnitski'den geldi. Son 10 saniye ikinci roundda. Serdar Yeteroğlu bastırmaya devam ediyor. Müsabette de bulmaya devam ediyor. Aparkatı aradı, olmadı. Ve ikinci roundun sonuna geldik. Şimdi Serdar Yeteroğlu zaten karşılaşmada yavaş yavaş üstünlüğü de ele almaya başlamıştı. Burada Kvasnitski'nin aldığı puan cezası da oldukça kritik olabilir. Üçüncü roundda yalnız şimdi Moldovalı sporcunun yüksek ihtimalle knockout'a ihtiyacı var. Moldovalı sporcunun knockout'a ihtiyacı olduğu için de daha fazla risk alması gerekiyor. Daha farklı bir üçüncü round izleyebiliriz. İkinci round'dan görüntüler de ekranlarımıza yansıyor bir yandan. Yani alışık olduğumuz üst düzey temposunda tam olmayan bir Serdar Yeteroğlu var. Bunu açıkça söylemek yanlış olmaz. Alışık olduğumuzdan biraz daha tutuk bir Serdar Yeteroğlu var. Ama tabii karşılaşmada hala kendisi üstünlüğün sahibi. Evet değerli izleyenler, FFC6'da Serdar Yeteroğlu bakalım 3. round'da neler yapacak. Heyecan Doruk'ta, karşılaşmanın galibini son round belirleyecek. Yılın şu Rantol'da. Üçüncü roundumuz başladı. Whoa, let go. Stop. Üstüne gitti rakibinin ama bu sefer tabii rakibin tekmesini yakalıyor. Okay. Serdar. Time. Son uyarı da ona geldi. Fight. Geldi. Burada Kvasnitski'den. Serdar bastırmaya Break. Devam ediyor. Stop holding. Fight! Sert koşardan güzel geldi devamı. Açılmaya başladı Serdar Yeteroğlu. Üçüncü rounda geldiğimizde maçta üstün zaten. Sol köşe kaçtı. Disiplinden kopmaması lazım Serdar Yeteroğlu'nun. Son bu yeri almıştır rakibini az önce, hatırlatalım. Sadrek denemesi, hatta bir Superman Sadrek denemesi. Yani Kvasnitski'nin knockout'a ihtiyacı olduğu belli ama ne kadar buna yaklaşabildi? Pek değil şu ana kadar. Hiç değil şu ana kadar hatta. Dakikasındayız karşılaşmanın artık. Break! Fight! Üstüne doğru adımladı rakibini yine burada Serdar Yeteroğlu. Break! Stop! Stop! Time! Evet, süreyi durduruyor şimdi Paul Nichols. Kvasnitski aynı ihtilalle devam ettiği için bir uyarı, bir ceza daha geldi. Paul Nichols yapacak bir şeyim yok diyor, devam etmeseydin. Over there. You, there. Time in.
Fight. Yeniden başladı mücadele. Serdar Yiğiteroğlu artık galibiyete çok yakın. Bu noktadan sonra sadece nakat olmaması Fight. Lazım. Holding kızı da niye yapmaya devam ediyorsun dercesine bir baktı şöyle Deniz Krasnitski'ye. Krasnitski bir sol koşu denedi. Serdar presini sürdürüyor. Fight. Son saniye işareti geldi. Fight. Ve müsabakamız sona erdi. Değerli izleyenler, Serdar Yiğiteroğlu kariyerinin 19. galibiyetini alacak. Yani tabii ki karar hakemlerimiz verecekler ama bu konuda buna engel olacak çok bir şey yok. 2 puan cezası var zaten Krasnitski'nin. Aynı karşılaşmada 2 ceza, 2 ihtar almayı başarıyorsanız zaten karşılaşmayı kazanmayı hak etmiyorsunuz demektir. Ama yani dediğim gibi Serdar Yiğiteroğlu'na çok daha net, çok daha üstün performanslar görmeye alışığız. Çok daha dominant performanslar, knockout'a daha fazla yaklaşan performanslar görmeye alışığız. Alışık olduğumuz performanstan biraz uzaktı Serdar Yiğiteroğlu ama yine de kazanmayı başardı ki aslında önemli olan da bu. Evet, artık kararı öğrenme vakti. Ladies and gentlemen, after 3 fantastic rounds of FFC kickboxing action, we go to the judges' scorecards and we have a unanimous decision in favor of your winner from Turkey, the killer. Serdar Yiğiteroğlu. Serdar Yiğiteroğlu galibiyetin sahibi oldu değerli izleyenler. 19 galibiyet, 1 mağlubiyetle devam ediyor yoluna. Deniz Krasnitski'ye karşı kazanmayı başardı.